Seçim masası devam ediyor. Değerli konuklarımızla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ömer Faruk Eminağoğlu, Profesör Ahmet Saltık ve Yıldırım Kaya ile birlikte hatırlatmış olalım ekranlarını yeni açanlar için. Şimdi Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davası ile ilgili kararlar alıyor. Bunlar tabii parti kapatmaya dönük hayati kararlar. Gerçi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan parti kapatmayı zorlaştıracağını, bunu meclis gündemine getirilmesi gerektiğini, meclisin karar vermesi gerektiğini falan söyledi. Ama 21 yılda da gelinen nokta bu. Parti kapatmanın önü açılmış vaziyette neredeyse. Bunu bir sormak istiyorum Ömer Faruk Eminağoğlu'na. Şimdi Anayasa Mahkemesi sözlü savunma hakkı verdi, evet. HDP'ye. HDP de dedi ki ben kullanmayacağım. Evet. Bunu bir anlatın. Zaten onlar da HDP'nin kapatılacağını 3 aşağı 5 yukarı hissettikleri evet. için gittiler. Yeşil Sol Parti diye bir parti kurdular. Onunla seçimlere evet. giriyorlar. HDP'nin de sandık seçmen listelerinde gözlemci müşahit bulundurması evet. engellendi. Yine evet. YSK tarafından verilen kararla evet. ve MHP'ye verildi o hakkı. Evet. Gözlemci evet. hakkı. İki başlıkta değerlendirmeye rica ediyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak kararla parti kapatma davaları açılacak olursa o zaman mecliste belli çoğunluğu yakalayan bir siyasi parti, ne hukukun, anayasanın ne kadar dışına çıkarsa çıksın o partiye yapacağınız hiçbir şey kalmaz. Yani evet siyasi parti kapatma davaları zorlaştırılmalı. Kapsamı örneğin parti kapatma dava partiyi kapatmak yerine siyasi yasaklar öne çekilebilir. Bu gibi yaptırımlar üzerinde durulmalı. Ancak tamamen meclisin yetkisine verirseniz meclisteki çoğunluğu elde eden partiyi hiç kapatamazsınız. Ya da kapatırsınız. Tersi de olur. Yani muhalifleri kapattı. Yani ya da o parti muhalefet üzerinde her şeyi yapabilir. Şimdi siyasi parti kapatma davaları gerçekten bir demokratik sistemde üzerinde son derece durulması gereken bir konu. Ancak çok kolaylıkla da partilerin kapatılamaması o rejimin ona göre gözetilerek düzenlenmesi lazım. Türkiye'de parti kapatma davaları bugüne kadar çok kolaylıkla başvurulan bir yol olduğu için çeşitli tartışmalara da yol açtı. Ancak tamamen sistemden çıkarılsın denilemez. Bunu söylemek mümkün değil. Türkiye ile ilgili İnsan Hakları Mahkemesi'ne birçok dava gitmiştir. İnsan Hakları Mahkemesi Refah Partisi kapatma kararını yerinde görmüştür. Hak ihlali ne ilişkin bir karar vermemiştir. Ne örgütlenme hakkına, ne ifade özgürlüğüne, ne adil yargılanma hakkına müdahale olmamıştır demiştir. O karar Avrupa'da siyasi partiler rejiminde İnsan Hakları Mahkemesi'ne önüne giden davalarda referans alınan bir karar olmuştur. Şimdi Refah Partisi'ne ilişkin kararı alırsak orada şunu söylüyor, bir siyasi partinin kapatılabilmesi için açık ve yakın tehlike oluşacak. Bu açık ve yakın tehlike oluşturan demokrasiye eylemleri yoğunlukla işlenecek. Yoğunlukla işlenen bu eylemlerde o parti tüm bunların odağı haline gelecek. Yoksa sadece anayasaya aykırılık, sadece yasalara aykırılık nedeniyle bir siyasi parti kapatılamaz. Kapatırsanız İnsan Hakları Mahkemesi hep ihlal kararı veriyor. Türkiye uygulamada geçmişte bu büroda Yargıtay'da çalışan bir kişi olarak AKP'ye açılan kapatma davası sürecinde de görev almış idim. Bu ölçütleri iddianamede birebir koymuş, yerleştirmiş. Ona göre o davayı açmış idik. Açık ve yakın tehlike, yoğunluk, süreklilik ve tüm bu eylemlerin odağı olmak
Ve bunları yaparken de Refah Partisi dosyasını da önümüze almış idik. Refah Partisi'nin dosyasına baktığımızda ondan çok 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 daha fazla eylemleri gördüğümüz için Vural Savaş merhum. Bu davayı açmış idik. Refah Partisi davası İnsan Hakları Mahkemesi'nce denmişti ki hatta o kararda. Bırakın böyle bir partinin iktidarda olması, faaliyette bulunması bile Avrupa demokrasisinde kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü çoğulculuğu yok eder, hep kendisi gibi bakılmasını amaç edinir. İktidarda bulunmak bir faaliyettir, bir örgütlenme özgürlüğünün bir adımıdır, parçasıdır, en ileri aşamasıdır. Ama bırakın orayı, faaliyette bile bulunamaz denmiş ve kapatılmıştı. O gözle AKP'ye baktığımızda AKP'ye karşı o davayı açtık. İlginçtir, Erdoğan her olayda bütün hukuksal yolları kullanır. AKP ile ilgili süreçte her nedense... Dava nasıl sonuçlandı onu da hatırlatalım. Hatırlatalım. Kapatma yaptırımı yerine devlet yardımından kısmen yoksunluk yaptırımı. Yani bu başlıklarda haklı bulundu. Yani hayata geçmiştir dendi ve ceza verildi yani. Devlet yardımından kısmen yoksunluk. Laikliğe ama karşı eylemlerin odağı. Demokratik ve laik cumhuriyete aykırılığın odağıdır dendi. Evet. Anayasanın değiştirilemez maddesi 2'ye aykırıdır dendi. Ancak laikliğe aykırı bir partiye laik hükümet, demokrasi karşıtı bir partiye demokratik bir hükümet yapma görevi verilince AKP'de ilginçtir. İlk kez o davayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımadı. Erdoğan yani kararı kabul etti. Kararı kabul etti. O haline razı oldu, kabul etti. İlginçtir, hala devam ediyor. O dava başladığından bitene kadar bizler dahil Anayasa Mahkemesi heyetinin tamamı teknik takiplerle dinleme altına alınmışız ve şu an bu şekildeki iki kişi FETÖ suçlamasıyla kaçak yurt dışında. Onu da bizi izleyenler değerlendirsin. Şimdi sonraki süreçte, önceki süreçte çok fazla davalar açıldı. Bunları İnsan Hakları Mahkemesi hep örgütlenme özgürlüğüne aykırı olarak değerlendirdi ve ihlal kararı verdi. HDP'ye şuradan gelelim. HDP ile ilgili davaya baktığımızda HDP'den çok daha ileride eylemlerde bulunan itham olarak örneğin bir DTP İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildiğinde Türkiye'deki kapatma kararı orada hak ihlali var dendi ve Türkiye hakkında ihlal kararı verildi. HDP hakkındaki davanın açılışı adil yargılanma sürecine uygun olmadı. Bir taraftan MHP bastırdı, bir taraftan AKP. Dava açıldı, iddianame geri iade edildi, bir daha açıldı. Dava 2 yıldır uzatıldı, 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 getirildi seçim sürecinde. Yani bu dava çok daha az önce bahsettik. AKP ile ilgili dava 3 ay sürdü. Bu dava 2 yılı buldu. Seçim sürecine getirildi. Bu dava çok daha önceden ne karar verilirse verilsin bitirilebilirdi. Ama bitirilmedi, seçim sürecine getirildi. Seçim sürecinde de devlet yardımından önce tedbir kondu, ödenmedi. Devlet neye tedbir koyarsınız? Hukukta, ceza hukukunda konusu suç teşkil edebilecek olan bir şeye tedbir koyarsınız, ödemezsiniz. Devletin vereceği para suç teşkil eder mi? Hazine yardımı alıyor partiler. Yani bu kadar hukuk dışı, bu kadar hukuk dışı bir kararla o verilecek yardıma bloke kondu. Anayasa Mahkemesi daha sonra yarış dışı bıraktı HDP'yi. Bu çünkü seçim yapılacağı yılda 3 katı ödenir. Daha sonra seçim takvimi içinde önce normal yardım ödenir. Bu şekilde HDP'yi yarış dışında bırakma iradesini ortaya koydu. Daha sonra kendi yanlışından döndü. Kendi hukuka aykırı kararından döndü. HDP'yi de ikilemde bıraktı. HDP tabanını ikilemde bıraktı. Milyonlarca insan oy verecek
Ama kime oy verecek? Parti kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Kime oy verecek? Şimdi tam bu süreçte HDP'nin şu talepleri yerindeydi. Bu davada ta bu sürece kadar getirildiyse seçimden sonraya bırakılsın. Talepleri yerindeydi, hukuksaldı. Reddedildi. Ama bunlar reddedildi. HDP en son ben savunma yapmayacağım. Sözlü savunma da yapmayacağım buna dedi. Buna hukuken vazgeçme diyebilirsiniz. Susma hakkı diyebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi bunu artık nasıl niteledi bilemiyoruz. Ama bu şekliyle dosyayı raportere verdi. Burada yapılacak olan şu. Onu da bilmiyoruz. Başkan raportörü bir süre vererek mi verdi? Şu süre içinde raporunu hazırla getir diye. Yoksa ne zaman bitirirsen getir diye mi? O kendi iç işleri, onu bilme şansımız yok. Ancak raportör bütün bu dosyanın bir özetini, raporunu çıkaracak. Kendi görüşünü de ekleyecek. Onu getirecek, başkana sunacak. Başkanın belirleyeceği bir günde, onu başkan biliyor, hangi gün, seçimden önce mi olur, sonra mı olur, Anayasa Mahkemesi gündemine koyacak ve Anayasa Mahkemesi o dosyayı görüşmeye başlayacak. Burada şöyle bir şey yapabilir mi? Şimdi bir, partinin bilinen adını, logosunu devre dışı bıraktı. İki, partinin seçimlerde sandık kurulu üyesi verme hakkı vardı. Evet. Bu hakkı öldürdü. 3. Avrupa yurt dışı sandıklarında MHP'yi yerine ikame etti. Yurt içinde ikame edemiyor ama yurt dışında ikame etti. Yani seçim sonrasına bu şeyi yapabilir. Çünkü seçim öncesi kapatma kararı verdiğinde de bu sefer kendi içinden de tepkiler de olacağı için seçim sonrasını kararı verebilir mi? Çünkü hedeflerine ulaştı. HDP'yi hem logosuyla hem parti adıyla bilinen bir şey. Ama unuttukları bir şey var. O kitle iple ölçerek Hakkari'de 4 milletvekili, bağımsız milletvekilinin 4'ünü de iple ölçerek seçebilen bir kitle var. Yani okuma yazma bilmeyen bir topluluk. Hakkari'de unutmayın, Selahattin Demirtaş'ın Hakkari'den aday olduğu dönemde oy pusulasında HDP'nin bağımsızı. 4 bağımsızı böldü. Dedi ki Yüksekova'nın şu köyleri Ayşe'ye, şu köyleri Yıldırım'a, şu köyleri Süleyman'a verecek dedi. Ve 4 milletvekilinin 4'ünü de çıkarttı. Diyarbakır'da 11 milletvekilinin 8'ini çıkarmıştı. Böyle bir şey dünyada örneği yok. Yok. Evet, yok. İşte HDP yanında Yeşil Sol Parti. Şimdi bu tabloda Anayasa Mahkemesi dediğimiz gibi seçimden önce mi verecek, sonra mı verecek? Bence bu sonra verecek. Çünkü yani şu tabloda amacına ulaşıldığı için önce vermesinin yaratacağı tepki nedeniyle karar sonraya bırakılacaktır. Sonraya bırakır, kapatmayabilir de. Sonraya bırakacaktır. Yani şu olacak, tabii belli bir kişi tekrar aday bir oldu. Bir de şöyle bir şey, çok özür dilerim. Çok önemli sayıda hakkında siyaset yasağı iddiası olan isimlerin hemen hemen tamamı aday gösterilmedi. Sadece risk aldılar. 3-4 kişiye aday gösterdiler. Gösterildi. Onlar da onlar da eğer seçilirse, bu seçimlerde seçilirlerse yeni dönemde siyaset yasağı gereğince anayasa der ki bir siyasi partinin üyesi, yöneticisi, deneticisi, kurucusu olamaz. Seçildi, mensubu oldukları Yeşil Sol Partisi'nden ayrılıp bağımsız kalmak, kendiliğinden bağımsız hale geliyorlar. Ancak onların hakkında da mecliste yanılmıyorsam fezlekeler var. O fezlekelerle terör suçu adı altında gönderilen fezlekeler var. Anayasa 14. maddeye girdiği için o fezlekelerde dokunulmazlıkları olmayacak. Hem bağımsız milletvekili durumuna geliyorlar hem de o dosyalarla ilgili seçimden önce olduğu için dokunulmaz olamayacaklar. Böyle bir durum var. YSK konusuna gelirsek, YSK'da bir de ilçe seçim kurulları var. Evet. İlçe seçim kurullarında seçime giren parti, girmeyen parti ayrımı yok.
o ilçedeki ilk dört parti her durumda ilçe seçim kurulunda temsil edilir. Yani buna seçime giren girmeyen HDP ilçe seçim kurulunda olacak. Sandık kurullarında bu müdahaleyi yarattı. Sandık kurullarında seçime katılan parti. Şimdi evet. HDP'yi bu belirsizlikte bıraktı. HDP normal koşullarda sandık kurulunda oluyordu. Olabilecekti. Şimdi burada böyle bir tabloyu ortaya çıkardı. Sandıkların denetiminde, sandıklarda temsilde böyle bir adaletsizlik ortaya çıkardı. Bu da işin bir diğer tarafı. Evet, şimdi bu konu başlığını toparladık mı? Yani yargı, adalet söyleyebileceklerimizi. Valla yargı, adalet programın işte, kapsamı içinde bağlamış diye kabul edelim. Seçimlerin doğruluk, dürüstlük, adaleti için var olan YSK her nereden ne yaparsam seçimlerin doğruluk ve dürüstlük ve tarafsızlık içinde yönetilmesini daha da tartışmalı hale getiriyor. Tabii, anayasayı süreçte zaten ihlal ederek bir aday belirleme kararı verdi. Ve evet, YSK'nın hani, kararlarının da tartışılmayacağını, bir itiraz noktası olmadığını, kesinleştiğini itiraz noktası yok. Tartışılır da evet. İtiraz noktası yok. Yani evet. Bir üst yoksa tartışılır. Yok, hukuki anlamda evet. İç hukukta gidebileceğiniz bir yer yok. Yani şu kapı zorlanabilir belki. Cumhurbaşkanı adayları 4 kişi yarışacak ya, onlardan biri Kemal Bey de dahil olmak üzere haklarının seçme seçilme haklarının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirler. Siz de başvurabilirsiniz. Yurttaş oy veren olarak, kişi olarak. Yurttaş olarak ben de başvurabilirim. Doğru dürüst hakkıyla Cumhurbaşkanı adaylarının karşıma konmadığı, seçebileceğim adayların elendiği, belli 4 kişiye zorlandığım gibisinden bu yol şimdiye dek denenmedi. Bu yalnız, çok ilginç. Evet, ya böyle bir olasılık var, evet. Denenebilir. Yani ben seçmen olarak bana dayatılan 4 aday var. Evet, oysa başkaları da gelebilirdi karşıma, benim seçme hakkım ihlal edildi diye. Elenen kimilerinin de Cumhurbaşkanı adaylarının da seçilme hakkım elendi diye, evet. Dışlandı diye götürebilirler Anayasa Mahkemesi'ne. Hala kapalı değil bu yol, bireysel başvuruda bulunabilirler. Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yollarının tükendiği varsayımıyla böyle bir başvuru yapacağım. 79. YSK'ya, madde evet. Diyor ya son fıkrasında evet. YSK kararları aleyhine hiçbir merceğe başvurulamaz diye. Oraya herhangi bir yurttaş olarak bizler, partiler bir doğru parti örneğin bir hazırlık yapıyor. YSK'nın kararlarının insan hakları ihlalleri doğurduğu çerçevesinde. Peki Ömer Bey siz bu yapılabilir. İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne YSK kararlarının kesin olması nedeniyle mi bir başvuru yapacağım? Şöyle YSK'ya Erdoğan'ın 3 dönem engeline takıldığı, bu nedenle aday olamayacağı konusunda başvuru yaptım. Reddedildi. İç hukuk yolu vardı. Başvurdum, kullandı, tükettim. İnsan Hakları Mahkemesi'ne yalnız seçimle ilgili konularda her konuda başvuru yolu yok. Orada sözleşmenin 1. protokol 3. madde yasama organı seçimleri sınırlaması getirmiş. Erdoğan Türkiye'de bu tek adamlık sisteminde yasama organının kullanabileceği bir takım yetkileri kullanıyor. Çıkardığı kararnameler. Evet. Yasama organının da yasa adı altında çıkarabileceği işlemlerle ilgili olarak dolayısıyla Erdoğan İnsan Hakları Mahkemesi kavramları özerk olarak niteliyor. Yani yasada söylendiği gibi değil, işlevsel olarak alıyor. Erdoğan işlevsel olarak, özerk olarak tipik meclisin çıkarabildiği yasaları kararname adı altında çıkarıyor. Yasama yetkisi kullanıyor. Dolayısıyla bu yönüyle birkaç ülkeye ilişkin İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. O kararlara dayanarak ben de Erdoğan'ın aday olmasının
bu yönüyle sözleşmeye aykırı olduğu yolunda başvuru yapacağım. Ben de böyle bir hazırlık içerisindeyim. Tamam, anladım. Ek birinci protokolü çünkü Türkiye onaylamış durumda. Çok çok eskilerden beri. Dolayısıyla evet. Anayasa madde 90 son fıkra uyarınca da bağlayıcı Türkiye'yi. Tabii ki. Birinci protokol madde 3. Peki Sayın Saltık, sözü almışken devam edelim. Bu sağlık politikalarına bir değinelim. Çünkü önemli bir başlık. Deprem bölgesi özelinden yola çıkarak Türkiye genelinde sağlık politikalarının uygulanış biçimi ve yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmenizi alalım. Buyurun efendim. Efendim bu iktidar 3 Kasım 2002'de hükümeti aldıktan 6 ay sonra Haziran 2003'te sağlıkta dönüşüm diye bir politika başlattı. Sağlıkta dönüşüm, health transformation kavramının Türkiye'ye çevirisi. Bunu niye söyledim? Yerli ve milli değil. Health transformation, sağlıkta dönüşüm doğrudan doğruya IMF'nin, Dünya Bankası'nın politikaları. 1992'de Dünya Bankası bir rapor yayınladı, sağlığa yatırım diye. Orada açıkça dedi ki sağlık hizmetleri ve ürünleri birer metadır, maldır ve piyasaya konudur. Alınıp satılmalıdır dedi. İşte. Sağlık böyle dönüştürülmelidir. Kamu giderek kenara çekilmeli ve ulusal ve uluslararası, ulusal demek ne kadar doğruysa yerli diyeyim. Yerli ve dış sermayenin, yabancı sermayenin ortaklıklarına sağlık alanı açılmalıdır diye. Dolayısıyla kamu çekile öyle bir hale geldi ki değerli Aygün, en son yayınlanan sağlık harcamaları raporunda geçtiğimiz Şubat ayında yayınlandı. Türkiye'nin ulusal gelirinden sağlığa ayırdığı pay %4,6. Ulusal gelirden toplam sağlık giderlerinin payı %4,6. Bu oran Avrupa Birliği ortalaması 27 Avrupa Birliği ülkesinde 9,1. OECD, 37 OECD ülkesi içinde 9,7. Dolayısıyla yarısından neredeyse daha az bu ülkelerin harcadıkları sağlığa dönük. Birincisi bu. İkincisi kamu giderek çekildi. Hep eğitimden konuştuk. Çok yerinde tabii. Sağlık alanında da en az 700 bin atama bekleyen sağlık emekçisi var. Bunlardan bir ayrıksı durumda olanlar hekimler. Hekimler için zorunlu hizmet olduğu için onlar beklemiyorlar, atanıyorlar hemen. Onun dışındaki diş hekimleri dahil, eczacılar dahil, öbür bütün sağlık çalışanları, emekçileri için hükümetin açtığı kadro kadar atama yapılabiliyor. En az 700 bin atama bekleyen sağlık emekçisi var. Rakamlara baktığımızda toplam sağlık emekçisi sayısı 1 milyon 250 bin dolayında, özel sektör dahil Türkiye'de toplam 1,25 milyon sağlık emekçisi var. Nüfusa böldüğümüzde 90 milyon nüfusa aşağı yukarı 75-80 kişiye bir sağlık emekçisi düşüyor. Hekim, hemşire hepsini katarak söylüyorum. 1219 sayılı yasada sağlık emekçilerinin kimler olduğu tanımlı. Hemen ABD'den örnek vereyim. Bizde 75-80 kişiye bir sağlık emekçisi düşerken ABD'de 16 kişiye bir sağlık emekçisi düşüyor. 1/5 neredeyse. Dolayısıyla sağlık yatırımlarının azaltılmasına koşut olarak sağlık emekçilerinin gereksinimin çok altında görevlendirildiğini kamuda görmekteyiz. Ciddi bir sağlık emekçisi açığı ve yığılmış dışarıda istihdam bekleyen, atama bekleyen yüz binlerce sağlık emekçisi. Çok somut bir örnek, daha taze, hep başımızda değerli Aygün. Somut örneklerden gidersek belki daha iyi anlaşılır. Antalya'da, Türkiye'nin 4. 5. büyük kenti değil mi? Bir arkadaşımızın hastası oldu, yoğun bakım gereksinimi var. Kapalı geçiyorum. Kamu olanakları içinde o hastaya yoğun bakım yatağı bulamadık. Emekli insanlar bunlar, devlet memuru insanlar, bir özel hastaneye, yoğun bakım bu, erteleyemezsiniz, bu insanlar her şeylerini feda edecektir. Özel bir hastaneye yatırıldı ama özel hastanede SGK'nın SUT adı verilen sağlık uygulama tebliği uyarınca kanserli hastalardan ek ödeme alınmayacak iken alıyorlar. Alıyorlar çünkü
SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde belirlenen rakamlar, hizmet karşılığı ödenenler çok güdük. Gerçek karşılıklarının çok dışında. Diyelim ki bir özel hastanede yoğun bakımda yatan hastaya günlük, örnek veriyorum, 300 TL ödüyor SGK. Ama gerçek maliyetler bunun birkaç katı. Dolayısıyla özel sektörde de bunu sürdürmenin başka yolu yok. İlla hasta yakınlarından alacaksınız. Çok uğra. Şimdi yoğun bakım öyle bir şey ki değerli Aygün. Yoğun bakıma hak ettiğiniz zamanda, gerekli zamanda girebilirseniz yaşama şansı elde edersiniz. O hizmete erişemezseniz ölürsünüz. Siz yoğun bakım hekimi iseniz iki eliniz kolunuz bağlı. Dolayısıyla biz yoğun bakım, biz hekimler kendi arkadaşlarımızdan, kendimiz eşimiz için dahi yoğun bakımdaki hekim arkadaşlardan özel bir istekte bulunamayız. Kimi çıkaracak oradan? Bir A hastasını çıkarıp benim hastama mı yer açacak? Çıkaracak hasta ölecek. Ya. Dolayısıyla yoğun bakım yataklarına baktığımızda örneğin Türkiye'nin gereksinimini karşılayabilmekten çok uzak. Toplam 46-47 bin yoğun bakım yatağı var. 255 bin yatağın 5'te 1'inin altında. Devletteki yoğun bakım yatakları özel sektördekinin altında. Dolayısıyla bu sağlıkta dönüşüm programı içinde AKP iktidarı bir özelleştirme yaptı. Toplam 1500 hastanenin 600'ü özel hastane Türkiye'de şu anda. Roket gibi gitti sayılar. Toplam 255 bin yatağın 50 bini, 5 yataktan biri özel sektörün elinde. Yoğun bakım yataklarında bu oran daha da yüksek. İyi para getiriyor yoğun bakım yatakları çünkü. Devlette sınırlı, özel sektörde tersine daha bol göreceli olarak. Performans yönetimi getirdi. Benim meslektaşım Ömer Faruk Bey'le, hekim varsayalım Ömer Faruk Bey'i bir an için, yarışa soktu. Ama ben daha düne kadar meslektaşım Ömer Faruk Bey'le iki hekim olarak kol kola dayanışma içindeydik. Rekabet içinde değildik. Şimdi rekabet içindeyiz. Evet. Daha çok hasta bak, daha çok ameliyat yap, daha çok tetkik yap, performans ücreti edin diye. Performans böyle bir saçmalık. Oysa biz meslektaşlarımız birbirimizle yarışmak değil, kol kola gelerek dayanışmak. Bir ekip, bir orkestra ruhu içinde çalışmak istiyoruz. Yani iki hekim yan yana nasıl rekabet edebilir? Şehir hastanelerini dayattılar bu sağlıkta dönüşüm çerçevesi içinde. Evet, bütün dünyada terk edilen bir sistem terk edildi, denendi. Hayalim diye Erdoğan tarafından Türkiye'de yaşama geçirildi. İngiltere'de, Kanada'da denendi, iflas etti, bırakıldı. Ama uluslararası sermaye bu Türkiye'de olacak dendi, yapıldı. 33 kadar şehir hastanesi planlanıyor. Toplam 44 bin yatak kazanılacak bununla. Bunun çoğunun işleticisi de yabancı galiba değil mi yani? Yerli yabancı ortaklıklar net, birlikte. Net bilgim yok ama tahminim var. Birlikte, yerli yabancı ortaklıklar birlikte. Evet. Ve dolayısıyla böyle bir hukuksal anlaşmazlık çıktığında da ulusal yargımız değil, uluslararası tahkim getiriyor. Tahkim devreti. Yani anayasanın 36. maddesinde çiğneyerek bir uyuşmazlık çıkarsa Londra'daki tahkim heyetlere bakacaklar buna. Ulusal yargımız bypass. Böyle. Bu hastaneler, şehir hastanelerinde çok ilginç durumlar var. Ona da bir örnek vereyim. Somut bir örnek vereyim. Bir kere sözleşmeler saklı, onları gizliyorlar. Bir yerinde bu sözleşmelerden, sözleşmelerde hatta ilgili 64-28 sayılı yasada pahalı teknik nitelikteki hizmetler şehir hastanelerini işletenler tarafından verilir diye bir hüküm var. Maliyeti yüksek teknik hizmetler. Böylesine bulanık bir tanım. Dolayısıyla evet. Diyelim ki biz şimdi iki kadın doğumcuyuz Ömer Faruk Bey'le şehir hastanesinde. Ömer Faruk Bey şehir hastanesini işletenlerin kadın doğumcusu. Ben Sağlık Bakanlığı'nın kadın doğumcusu hekimiyim. Tüp bebek uygulaması yapacağız. Rahatlıkla siz bunu pahalı ve teknik bir hizmet olarak niteleyebilirsiniz. Ve bana diyebilirsiniz ki Sağlık Bakanlığı'nın hekimi olarak bunu sen yapmayacaksın. Bunu şehir hastanesini işleten şirketin kadın doğumcusu yapacak. Bakar mısınız şuna? Ben hastayı bir yere kadar getireceğim. Tüp bebek tedavisi gerekli kararını vereceğim. Ama orada benim yetkim bitecek. Şirketin kadın doğumcusuna bunu der. Bakın maliyeti sağlık, yüksek ve teknik. Sağlık hizmeti. Ticarileştiriliyor iyice. Kesinlikle. Hem ticarileştirildi, hem özelleştirildi, hem kamu çekildi, hem de bu görünen 4,6 resmi rakam. İnformal, kayıt dışı var bir de korkunç bir biçimde. Kara para aklamaya kadar giden özel sağlık şirketleri, işletmeleri.
Türkiye'de bir dernek var, YASED diye, Yabancı Sermaye Derneği, değerli Aygün, Yabancı Sermaye Derneği. Adı yeterli değil mi? Mesajı veriyor. Evet. Bir de TEPAF, Toplumsal Eğitim ve Politik Araştırmaları Vakfı diye. Bu iki kurumun verdiği raporlara baktığımızda Türkiye'deki sağlık giderleri açıklanan 4,6-5'in iki katı, %10. Yani 800-900 milyar dolar dersek toplam ulusal geliri, 1 trilyon dolar derseniz 100 milyar dolar Türkiye'de sağlığa gidiyor. Bunun yarısı kayıt içi, yarısı kayıt dışı. Bir de bu geldi. Dolayısıyla vergi vermeyen, kara para aklayabilen, yurt dışına gelir transfer edebilen, aktarabilen bir yapı geldi. Peki ne oldu? Sağlık düzeyi göstergeleri ne oldu Türkiye'nin? Bunlara baktığımızda yer yer kimi sağlık düzeyi göstergelerimiz, kimi Afrika ülkeleri düzeyinde. Ortalama ömür, insan ömrü, hele hele 2020'nin Eylül'ünden bu yana başlayan 2021'in bu yoksullaştırma, ilk bölümde sözünü ettiğim ile birlikte, arkasından gelen depremle birlikte şu anda kurulu kapasite insanlarımızın sağlık gereksinimini karşılayabilmekten çok uzak. Aile hekimliği getirildi. Ben sağlık ocaklarında yetiştim. Bir ekip vardı orada değerli Aygün. Bir hekim, gerektiğinde diş hekimi, bir başka hekim, yeterince hemşire, ebe ve coğrafyamız belliydi. Yapracık Sağlık Ocağı'nda çalıştım ben, Eskişehir yolu üstünde. Şimdi kapatıldı o. Coğrafya belli, nüfus belli. Şimdi diyelim ki Yıldırım Bey aile hekimi, Trabzon'dan müşteri kaydedebiliyor. Nasıl bir hizmet vereceksiniz Yıldırım Bey, siz Ankara'da aile hekimi olarak Trabzon'daki müşterinize? Hizmet vermeyeceğim, para alacağım. Vermeyeceksiniz. Ama zaten adı müşteri, bakar mısınız? Yani tanımlama zaten gerçeği ortaya koyuyor. Dolayısıyla aile hekimleri de zaman başlangıçta kamu görevlisiydi, güvenceli idiler. Evet. Yıldırım Bey, evet. Zaman içinde sözleşmeli hale getirildiler. Şu anda iş güvenceleri yok. Kamu görevlisi değiller aile hekimleri. İş güvencelerini yitirmiş oldular. Performans veriyoruz size diye sağlık emekçilerinin aylıklarını düşürdüler. Komik rakamlara döndü aylık gelir. Yani koşturmazsanız, ameliyat yapmazsanız, gerekmediği halde anjiyo yapmazsanız, şu bu, çok çıplak söyleyeyim. Gerekmediği halde anjiyo diyelim yapmasanız, performans göstermezseniz, performans geliriniz de yok. Hele özel sektörde daha perişan. Ne kadar ciro o kadar aylık. Pek çok hekim arkadaşımız neredeyse köle gibi özel sektörde de çalıştırılıyor. Geldiğimiz yer, belirttiğim gibi, işte COVID-19'da salgınında bir türlü hesabını veremedik, salgınla baş edemedik. Biz gerçekleri söyledik. Bunun için eğitim benimle ilgili ne tehditler geldi? Kanını içeceğiz diye. Bunu yapan İstanbul'da bir devlet memuruydu ve hiçbir savcı harekete geçmedi kendiliğinden. Her tarafta çarşaf gibi yayınlandı. Ben ne dedim? Dedim ki bu salgında benim hesaplarıma göre 280 bin dolayında ölüm var dedim. 2 yıl sakladılar ölümleri. 23 Şubat'ta açıkladı TÜİK. Evet. Sağlık Bakanlığı açıkladığı 120 bine ek, 101 bine ek, 220 bin daha. Rakam yüksek. Fazladan ölüm. Toplam 320 bin. Ben hesaplamıştım, evet. Yaklaşık 280 bin dolayında. Böyle. Sen siyasetçi misin, hekim misin, niye bu kadar insan öldü falan gibi. Sonuç, Türkiye'de ve dünyada bir yandan korkunç çevre kirliliği, bir yandan kuraklık iklim krizi, bir yandan tarım hayvancılık ürünlerinin yetersizliği ve açlık tehdidi, bir yandan korkunç nüfus artışı. Ben söylemiyorum, G20 ülkelerinin toplantı sonuç raporu. Ardışık afetlerle dünya yüz yüze, yalnızca zaman sorunu Yıldırım Bey. Bu afetler arka arkaya yaşanacak. Ama 3 ay arayla mı gelir, 5 ayla mı gibi böyle bir tabloda eğer insanımızı yeterli beslemez, istihdam etmez, sağlıklı güvenli çalışma koşulları sağlamaz, konut koşulları sağlamaz, çevre koşullarını iyileştirmez, tek tıp tek sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nün deyimiyle isek, Büyük Atatürk'ün söylediği gibi, devlet olma iddiasındaki siyasi müesseselerin en birinci görevi halkın sağlığı ve sağlamlığıdır diye. Devrimin ve devrimciliğin kendisine, evet, yaşamsal görevler yüklediği Türk milletinin sağlığı ve
Türk ulusunun sağlamlığı her zaman üzerinde özenle durduğumuz milli davamızdır diye. Dolayısıyla çürütülüyor. Toplum çürütülüyor. Siz dilerim Milli Eğitim Bakanı olursunuz ama kimi eğiteceksiniz? Sağlıksız insanlar. Karşınıza sağlıksız, beslenemeyen, aç, anne karnında iyi beslenememiş, malnütrisyonlu, yaşamın ilk 2 yılını aç geçirmiş, zekası gelişememiş, geri zekalı kalmış insanları. Dolayısıyla bir toplum çürütülüyor. O yüzden şöyle bitireyim. Geleceği yok ediliyor. Çürütülüyor. Evet, şöyle bitireyim. Genel sağlık sigortasını getirdi bu iktidar sağlıkta dönüşüm kapsamı içinde. Herkes zorunlu tuttu 5510 sayılı yasaya göre bilindiği gibi. Anayasanın 60. maddesi de herkes sosyal güvence hakkına sahiptir. Sahip. Sosyal güvenlik hakkına sahiptir diye bir kural getirdi. Şimdi bakın herkes dikkatli dinlesin hoşgörünüzle. Prim veriyoruz genel sağlık sigortasına değerli Aygün. Peki benim vergim nerede? Ta 1215'te İngiltere Kralı'na sorulan soruydu bu. Benim vergim nerede? Ben sana vergi veriyorum ki 4 temel hizmet bekliyorum senden. Sağlık, eğitim, adalet ve güvenlik bekliyorum. Sözleşme bu devletle aramdaki. Sen benim vergimi unutturdun bana. Vergimi nereye harcıyorsun belli değil. Süslü sözlerle diyorsun ki her şeyi sigorta ettiriyorsun. Arabanı bilmem, dudağını, poponu çok affedersiniz. Evet. Sağlığını mı ettirmeyeceksin? Buna da işte prim. Verebilenden alacağız, veremeyenikini biz vereceğiz dendi. Dolayısıyla prim eşittir ek vergi. Ey halkımız duyun beni. Prim eşittir ek vergi. Benim vergim nerede? Niçin vergim karşılığında sağlık hizmeti alamıyorum? Şimdi genel sağlık sigortasının geldiği yere bakıyoruz. Yıldırım Bey. Deprem öncesini söylüyorum. Deprem öncesinde prim ödeyebileceği varsayılarak zorunlu genel sağlık sigortası içinde tutulan insanlardan prim ödeyemeyecek kabul edilip devletin ödedikleri dışında 10 milyona ulaştı primini ödeyemediği için genel sağlık sigortasına sağlık şemsiyesinin dışına çıkartılmak durumunda kalanlar. 1-10 milyon da öyle var. En az 20 milyon. Deprem sonrası buna bir belki bir 5-6 milyon, 10 milyon daha eklendi. Hadi 25-30 milyon. Türkiye nüfusunun 1/3 bugün neredeyse SGK'ya prim ödeyecek durumda değil ve siz genel sağlık sigortası yaptım diyorsunuz. Yani yapılandırma adı altında finansal, faizler siliniyor. Finansal yoğun bakımda genel sağlık sigortası. Geçen yıl aktarılan Yıldırım Bey 589 milyar TL idi. Merkezi yönetim bütçesinden SGK'nın bütçesine aktarılan. Bu yıl daha ne kadar aktarılacak bilmiyoruz. Sonuç, Dünya Sağlık Örgütü yeni yayınladı 7 Nisan'da Dünya Sağlık Günü nedeniyle. Her yıl Dünya Sağlık Günü 7 Nisan kutlanır. Bütün dünyaya önerisi şu: herkese sağlık. Health for all. Slogan bu. HFA. Herkese sağlık. Herkese sağlık. Devletin temel görevi, yurttaşın temel hakkı. Temel insanlık hakkı. Devlet bunu sağlayacak. En etkili yol da bütçeden finansman. Maliyet etkinlik bakımından en etkili yol da bütçeden finansman. Bir koşulla kamu sorumluluğunda koruyucu sağlık hizmetlerini kesin öncelikle kılacaksınız. Bırakalım hasta olsun gelsin bakarız değil. Hasta olmayacak. Hasta olmaması için konutunu, beslenmesini, çalışma koşullarını, çevresini, toplumsal dayanışmasını, istihdamını, İşte bu işte bütüncül bir biçimde bakacaksınız. Ancak böyle. Dolayısıyla 21. yüzyılda sağlıklı olmayan bir toplumla hiçbir yere varamazsınız. Çünkü o toplumu eğitemezsiniz de. Yıldırım Beyciğim bilginiz vardır. Türk toplumunun zekası sürekli düşüyor. 90'ın altında şu anda 21. yüzyılda 90'ın altında ortalama IQ'yla yaşamda kalamaz bir ülke, bir halk. Evet, buradan Yıldırım Kaya eğitimle ilgili değerlendirmelerini yapsın. Bu çok önemli saptamalarla beraber, onları da dikkate alarak. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden biliyoruz ki YÖK'ü de kaldıracak galiba Yükseköğretim Kurumu'nu. Zaten 80'deki darbenin bir ürünü. Deprem bölgesindeki eğitim sorunlarını da değinerek bu bölümü böyle bağlamış olalım. Buyurun. Şimdi hekim göçünü de unutmamış olalım bu arada söyleyeyim. Erdoğan'ın o malum sözleri. Binlerce hekimimiz. Yurt dışına giden hekimler. Özellikle şunu söylemek gerekir. AKP 12 Eylül'ün ürünü. Siyasi olarak o 12 Eylül ürünü 12 Eylül'le hesaplaşacağım diye yalan bir beyanla geldi. 12 Eylül'ün ürünü olan YÖK ortada
duruyor ve ona yaslanarak geldi. 3C ile mücadele edeceğim dedi. 3C'yi dibine kadar kendisi bulaştı. Çok açık ve net. Millet İttifakı'nın mutabakat metninde ortaklaşan 6 siyasi liderin imzası yökü kaldıracağız. 4+4+4 ucube bir eğitim sistemi geldi. Evet. Bu sistemi kaldıracağımızı... Aslında ucube değil. Yani hedefledikleri şey vardı. Ona çok uygun bir modeldi. Doğru. Tabii, 4+4+4 diye bölmelerinin nedeni o. Evet. Şimdi okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Yani bir yıl bu zorunlu ve parasız olacak. Bu olmazsa olmazımız. 0-3 yaş arası isteğe bağlı devlet destekleriyle olacak ama zorunlu değil 0-3 yaş. Ama okul öncesi eğitim 1 yıl zorunlu ve parasız olacak. 5 yıl ilkokul, 5 yıl artı 4 yıl ortaokul artı 3 yıl lise olmak üzere 1+5+4+3 sistemi mutabakat metnimizde 6 liderin imzasıyla var. Aralarda bu artılar niye? Yani AKP'nin 4+4+4'üyle benzerlik mi taşıyor? Yok. Çünkü onların niyetleri başkaydı. Şöyle, yani ilk dördün sonunda çek okuldan, oturt eve kız çocuklarını, ver kocaya gitsin. Burada da şimdi 1+5+3+3 dediğiniz zaman bu artılardan birisinde o çocuklar çekilebilir eve. Hayır, eğitimden kopabilir. 10 yıl zorunlu. Yani okul öncesi 1 yıl zorunlu, 5 yıl zorunlu, 4 yıl da zorunlu. 6. Liseye kadar 10. Zorunlu. 10. Liseye kadar 0-18 yaş Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşına kadar bir insan çocuktur. Dolayısıyla bir çocuğun açık liseye gitmesi mümkün değildir. Açık ortaokula gitmesi mümkün değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eğitimle ilgili İlk yaptığı iş, Cumhuriyet'in temelinin eğitimle atıldığını hepimiz biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi öncesi sabaha doğru Sayın Kansu'yu kaldırıyor. Diyor ki yaz, Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Latin harfleriyle eğitime geçeceğiz. Saltanatı kaldıracağız. Bunları yazarken diyor ki paşam kızmazsan bir şey söyleyeceğim. Çok hayalperestsin diyor. Erzurum'da 1919. O da diyor ki bunu zaman gösterecek. Ve Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Savaşı devam ederken hazırlıklar varken Ankara'da 15 Temmuz 21 Temmuz 1921'de Muallimler Şurası'nı topluyor. Yani savaşı kazanacağından emin. Kazandıktan sonra Cumhuriyet'i ilan edeceğini biliyor. Cumhuriyet devrimlerini yaşayabilmesi için eğitim devrimlerine ihtiyaç var. Bu devrimleri gerçekleştirecek olanlar da öğretmenler. Onun için bu hazırlıkların tümünü yapıyor. Cumhuriyet'in temeli eğitimle atılmış. O zaman siz Cumhuriyet'le hesaplaşmak istiyorsanız, Cumhuriyet'i yıkmak istiyorsanız temeline ineceksiniz. Bunlar da 21 yılda bunu yaptılar. 8 Milli Eğitim Bakanı değiştirdiler. Her gelen bakan kadroları değiştiriyormuş gibi yaptı. İsimleri değiştirdi. Daha katı, daha cumhuriyet karşıtı, laiklik karşıtı, bilim karşıtı, karma eğitime karşı olan, kamusal eğitime karşı olan uygulamaları hayata geçirdiler. Şimdi öncelikle bizim görmemiz gereken iş bu değişikliklerini neden yaptılar? Hakikaten sıradan bir isim değişikliği miydi? Yoksa cumhuriyet devrimleri ve eğitim devrimleriyle hesaplaşmak mıydı? 1 milyon 300 bine yakın milli eğitim çalışanı var. Bu çalışanlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki personelin, öğretmenin yapması gereken işi vakıf ve derneklere protokoller, hukuk dışı protokoller imzaladılar. Protokollerle eğitimi tamamen cemaat ve tarikatlara teslim ettiler. Yani vakıf ve dernek maskesi arkasındaki vakıf ve cemaat. Evet. Netleştirelim. Tabii. Tarikat ve cemaatlere Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha önce FETÖ'nün inisiyatif olduğu bir şey vardı. Bunlar bunu 4 ayrı tarikat ve cemaate peşkeş çektiler. Her birini ayrı ayrı bölümlere ayırdılar. Talim Terbiye Kurulu bir cemaate, işte ilk öğretimi bir cemaate,
hayat boyu öğrenmeyi bir cemaate peşkeş çektiler. Mahkemeler, sendikalar bu protokollere dava açtı ama bu protokolleri bir cümlesini değiştirerek, bir maddesini değiştirerek, takla attırarak yeniden aynı kararnameleri, protokolleri hayata geçirdiler. Bunu yaparken hızla şöyle bir şey oldu. Mesela sizin çocuğunuz LGS sınavına giriyor, 500 puan alıyor. Bu ne demek? Fen lisesini kazanıyor. Türkiye'nin en öndeki fen lisesini kazanıyor. Fen lisesi 4 yıl. Çocuk 2 yılını okuduktan sonra 3. yılından itibaren okulu bırakıyor. Bakın 500 puanla fen lisesine giriyor. Fakat sınava odaklı bir sistem olduğu için üniversiteyi kazanabilmek için müfredatla üniversite programı aynı değil. Dershaneye gidiyor. Açık liseye başlıyor. Şimdi açık lise ne zaman olur? 18 yaşını bitirirsiniz. Okuyamamışsınızdır. Olanaklarınız buna el vermemiştir. Siz 18 yaşından sonra açıktan liseyi bitirme hakkı vardır sizde. Eğitim çağını. Evet, eğitim çağını. Geçmiş. Ortaokulda da bunu yapmaya başladılar. Şu anda üniversite dahil olmak üzere açık adı altında devam eden 6,5 milyon öğrencimiz var. Yani bunun 3,5 milyonu açık liseye devam eden öğrenciler. Öğrencilerin bir kısmı son dönemlerde servis parası bulamadığı için, öğle yemeğe parası bulamadığı için çocuğunu okula gönderemeyen insanlar var, yoksul insanlar var. Bir, iki, merdiven altı tarikat ve cemaatlere teslim edilmek üzere çocuğunu, kız çocuklarını özellikle okula göndermeyenler var. Bunların tümü eğitimin temel sorun alanları. Bir kere bunları göreceğiz. Bu soruna neşter vurmak zorundayız. Bir de taşımalı eğitim. Taşımalı eğitim zaten başlı başına bir problem. Öğretmenin ayağına öğrenci gelmez. Okul evinize en yakın yerde olandır. Yürüyerek gidip gelebileceğin yerdir. Siz bir anne çocuğunu, göz bebeği çocuğunu sabahın kör karanlığında servise bindirip daha sonra o servisin kontrol edemeden trafik kazalarıyla onlarca çocuğumuz hayatını kaybetti. Bir kere taşımalı eğitim olmaz. Köy okullarının kapalı olması mümkün değildir. Ayrıca meslek liselerinin ihtiyaç fazlası, meslek liselerinin yaygınlaştırılması da doğru değildir. Bunların tümü bilerek, isteyerek yapıldı. Şimdi bu acıyı nerede yaşadık? Deprem oldu. Deprem bölgesindeki 3 milyon 685 bin öğrencimiz şu anda eğitimden yoksun. Pandemide öğrencilerimiz yoksun oldu. Kayıp bir kuşak. Depremde de deprem bölgesinde üniversiteleri kapattın. Hadi deprem bölgesinde zorunluydu. Okulları kapattın. Ama savaş ortamında bile Mustafa Kemal Atatürk hem Muallimler Şurası'nı topluyor, hem eğitim devam ediyorsa deprem koşullarında bile eğitim sadece okuma yazma öğretmek değildir. Öğrencinin psikolojisinin düzeltilmesi gerekiyor. Rehber öğretmenlerin, psikolojik danışman öğretmenlerin hızla bölgeye tayin edilmesi gerekiyordu. Yani çadırlarda Diyanet kendi üzerine vazife alıp çocukları toplayıp çadırlarda Kur'an kursu açtı. Peki sen ne yapıyorsun Milli Eğitim Bakanı? Sen niye çadırlarda çocuklara oyun alanı açmıyorsun, eğitim alanı açmıyorsun? Orada psikolojik danışmanların olacak, rehber öğretmenlerin olacak. Hem öğretmeni, hem öğrenciyi, hem öğrenci velisini o ortamdan uzaklaştıracaksın. Şimdi 3 milyon 600 bin öğrenci mağdur. Velileri mağdur. Kaç öğretmenimizi kaybettik bilemiyoruz. Kaç öğrencimizi enkaz altında bıraktık bunu bilmiyoruz. Kaç öğrencimizin kayıp olduğunu bilmiyoruz. Şimdi deprem bölgesinde bunlar bilinmezken hızla Milli Eğitim Bakanı'yla biz iki kez görüştük. Bir yüz yüze görüştük, bir telefonla. Yüz yüze görüştükten sonra Milli Eğitim Bakanı dedi ki ya hızla çadır okullar, askerlerden de rica etmiş, barakalar, konteynerler ve çadır sınıflar kurmaya başladı. Gönüllüler bunu yapmaya başladı ama çok geç. YÖK bu arada ne yaptı? YÖK Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapattı.
üniversiteleri kapatma kararı bundan 8 ay önce İstanbul'da rektörlerle YÖK'ün yaptığı bir toplantıda alınan karardır. Türkiye seçim sattığı haline girdiğinde öğrenci kulüplerinin bir yan yana gelmemesi için, öğrencilerin bir arada olmaması için siyasal iktidara, mevcut siyasal iktidara muhalefetin yükseleceğini öngörerek okulları kapatın kararını ta o zaman aldılar. Deprem değil asıl gerekçe. Çünkü deprem olsaydı İstanbul'da %17 yurtlarda kalan depremzede, işte Karadeniz kıyısında sadece Trabzon'da var, Trabzon'da da çok az sayıda, Ankara'da birkaç yurtta depremzede kaldı. Daha sonra dediler ki öğrencinin seçme hakkını elinden almak için 2 Nisan'dan sonra hibrit eğitime geçiyoruz dediler. Evet. Sınavları yapacağız dediler. Bunların tümü bir tezgah. Üniversite öğrencilerinin oy vermeyeceğini, mevcut siyaset iktidara oy vermeyeceğini bildikleri için bizim taşıyamayacağımızı varsayarak öğrencinin seçmen olarak nerede yazılacağının şaşırtmak istedi. Belirsizleştirmek. 3 Nisan'da seçmen listeleri kesinleşti. Evet. Ve okulları açtılar. Aynı günde de bahsettiniz. Şimdi biz bu YÖK'ü kaldıracağız zaten 12 Eylül ürünü. Yıldırım Bey affedersiniz. Paris işgal altındayken 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'da üniversiteler kapatılmadı. Eğitim devam etti. Evet. Fransa'ya dediler ki yerle bir oldunuz. Nasıl ayağa kalkacaksınız? Yanıt şu. Üniversitelerimiz çalışıyor. Almanya için de aynı şey oldu. Almanya için de aynı şey oldu. Şimdi Türkiye'de bilerek ve isteyerek AKP yöneticileri hep bunları sık sık söylediler. Ne kadar cahil o kadar oy. Ne kadar okuma yazma oranı düşük bizim oylarımız o kadar yüksek diye. Topluma bunu açık net söyledikleri için. Biz ne yapacağız? Çok açık ve net bir şekilde hızla. LGS'ye girecek deprem bölgesindeki çocuklar sınavsız orta öğretim başarı puanına göre istedikleri okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Eğer bu çocuklar 9. sınıfta farklı okula gitmek isterlerse LGS sınavına biliyorsunuz bir defa girebilirler. YKS gibi değil. Girme hakkı tanınsın diyoruz. Bir defaya mahsur olmak. Devlet bu çocukların internetini, tabletini ve dershane hazırlıklarını ücretsiz olarak vermek zorunda. YKS'ye girecek olan çocuklar da, o çocuklar sınava girdi. Diyelim ki bir fakülteye kayıt yaptırdınız. Bu fakülte istemediğiniz bir fakülte. Seneye sınava girdiğinizde hiçbir puan kaybına uğramadan YKS'ye girme hakkı da tanınması gerekiyor. Çünkü 90 bin öğrenci bu kafayla, bu yaşadığı travmayla o çocuk sınava giremez. Girdiğinde doğrudan doğruya adaletsizlik ve eşitsizlik söz konusu. İstanbul'da ya da Ankara'da tüm koşulları hazır olan bir çocukla orada annesini babasını kaybetmiş bir çocuğu aynı sınava sokmak insanlığa yakışmaz. Bunların tümünü yapacağız ama her şeyden önemlisi şudur. Öğretmen, o bölgedeki öğretmenleri isteğe bağlı tayinleri amasız fakatsız yapılacak. Oraya gönüllü gidecek öğretmenlerin maaşı 20 bin lira alıyorsa bir öğretmen 30 bin lira alacak. Yani 1,5 katı maaş vereceksin. Öğretmenin barınma sorununu çözeceksin orada. Beslenme sorununu çözeceksin. Ve okulları hızla kırsal alana kaydıracaksın, köylere. Özellikle. Çünkü şehir merkezlerinde kaygı ve korku hala bitmiş değil. Bu birkaç yıl devam edecek. Dolayısıyla bunu bir model olarak da köylerin nasıl eğitime, öğretime döneceğini uygulamayla da yapabiliriz. Hiç kimse kaygıya kapılmasın. Öğretmenlerimiz de hiç kaygılanmasınlar. Hele hele atanmayan öğretmenler. Bir de rehber öğretmenler, psikolojik danışman öğretmenler var, engelli öğretmenler var, PİKTES öğretmenleri var. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen diye ucube bir sistem var. Bunların tümünü de öğretmen meslek kanunu çıkartarak bu sorunu çözeceğiz. Eğitim şart, eğitimin şart halini de nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmadan başlamışsa
biz de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında eğitim hakkını layık, demokratik, bilimsel, kamusal ve karma eğitimi yeniden bu ülke topraklarında var edeceğiz. Peki, Yıldırım Kaya teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Saltık teşekkür ediyoruz. Sayın Ömer Faruk Eminaoğlu teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Programımız burada sona eriyor. İyi geceler diliyoruz. Esen kalınız.